Esselamu aleyküm dostlar. Evet, başka bir ibret verici hikayede yine beraberiz. Bugün sizlere iki güzel samimiyet ile alakalı hikaye anlatmak istiyorum. Bakalım samimiyet nasıl oluyormuş? Buyurun dinleyelim. İlk hikayemiz Bosnalı Mestane. Bir insanın gönlünden taşan peygamber sevgisi. Sarhoş Mestan'ın peygamber efendimize aşkı. Bosna'da yaşayan, yaşadığı civarda meşhur olan, herkesin tanıdığı, hiç ayık gezmeyen Mestane adında bir genç vardı. Mestane her gün içer, her gün etrafını rahatsız eder ve her gün herkes ondan şikayet ederdi. Mestane yolda görseler, yolunu değiştirirler, adını duysalar ondan illallah ettik derlerdi. Mestane bir gün köyün muhtarının kapısını çaldı. Muhtar kapıyı açtı, Mestane telaşlı bir şekilde, ''Muhtar'' dedi, ''Muhtar!'' Ben bu gece rüyamda Resulullah'ı gördüm. Resulullah Aleyhisselam beni yakamdan tuttu, öyle bir tuttu, öyle bir salladı ki, Mestane, yeter artık, ne bu halin? Mestane, kendine gel çabuk, bana geliyorsun, seni bekliyorum, buyurdu. Muhtar, beni ne olur Medine'ye götür, Allah aşkına beni Medine'ye götür. Muhtar, Mestane'nin sadece içki parası almak için bir hikaye uydurduğunu düşündü ve başına bela olmasın diye cebinden 3-5 kuruş verdi. Mestane, ben para istemiyorum muhtar. Ben peygamberimi gördüm. Peygamberim beni çağırdı. Beni Medine'ye götür. Sen bu köyün muhtarısın. Bu köyün emirisin. Ne yap et beni Medine'ye götür. Muhtar, beni bilirsin. Camınızı, tavanınızı, çerçevenizi yıkarım, kırarım. Beni Medine'ye götür muhtar, dedi. Köydeki herkesi gezdi. Ben peygamberimi gördüm. Peygamberim beni çağırdı. Ne olur beni Medine'ye götürün, diye herkese yalvardı. Ama maalesef köydeki herkes muhtar gibi düşünüp cebine 3-5 kuruş koyup başlarına bela olmasın diye gönderdiler. Mestane paraları aldıktan sonra baktı ki, ben bu parayla Medine'ye gidemem, dedi. Çaresizce tekrar muhtara gider ve der ki, muhtar, der, beni Medine'ye götür, ne olursun, Muhammed'im beni çağırıyor, beni Medine'ye götür, der. Ve muhtar olayın ciddiyetinin farkına varır. Baktığı 4-5 ineği satar, Mestane ile hacca gitmeye karar verir. Mestane ile muhtar önce Medine'ye gider. Kafile Medine'ye vardıklarında otobüs Medine'de otelin önünde durunca Mestane hemen otobüsten fırladı ve birinin kolundan tutup "Peygamber nerede? Resulullah nerede? Hazreti Muhammed nerede?" dedi. Karşısındaki sorusundan anladı ve "Bu taraftan, buradan" diyerek Mescid-i Nebi'yi gösterdi. Mestane birden oraya koşmaya başladı. Muhtar arkasından bağırıyor. Mestane, valizlerimiz burada, odalarımıza yerleşelim, sonra gideriz zaten. Ama Mestane dinlemiyor. Muhtar peşinden koşuyor, yer bilmiyorlar, yurt bilmiyorlar. Birbirlerini kaybetmesinler diye Mestane önde, muhtar arkada koşturuyorlar. Mestane, Mescid-i Nebi'ye girince koşa koşa en öne doğru gitti ve dedi ki, ''Ya Resulallah, ben geldim. Sen gel dedin ve geldim. Bir yolunu buldum, sana geldim. Ya Resulallah.'' Ve ne hikmettir ki Mescid-i Nebevi'deki görevliler ses çıkarılmasına izin vermezdi, edep derlerdi, ama kimse Mestane'ye karışmadı. Mestane önündeki kalabalığı adeta bir sürat teknesi gibi yardı ve peygamberimizin kabrinin yanındaki parmaklıklara yanağını dayadı ve dedi ki, ''Ya Resulallah, ben geldim, sen beni bu kadar çok mu sevdin, beni davet ettin, bu ne büyük bir şeref, sana geldim ya Resulallah, ben bütün günahlarıma tövbe ettim ama çok merak ediyorum, biliyor musun, acaba sen bana şefaat edecek misin, ben seni çok seviyorum ya Resulallah, senden daha çok kimseyi de sevmedim. Bosna nere, Medine nere? Sen beni çağırmasan ben buraları bulamazdım. Sen beni sevmeseydin, beni davet etmeseydin ya Resulallah. Ben seni çok seviyorum ya Resulallah, diyor. Hep aynı şeyleri tekrar ediyor. Muhtar başında bir saat, iki saat bekledi. Baktı ki olacak gibi değil. Omuzuna dokunarak Mestane dedi. Kardeşim hadi gidelim, otelimize yerleşelim. Tekrar geliriz. Ama Mestane muhtarı aldırış etmeden, ''Git başımda muhtar, tamam sen vazifeni yaptın, beni getirdin, ben artık buradayım, otel de senin olsun, valizler de senin olsun, otobüs de senin olsun.'' O zamanlarda mescit normal saatlerde gece 12'de kapanıp imsak vakti geri açılıyordu. Kapanış vakti geldiğinde görevliler, ''Hadi tamam, saat tamam, hadi yallah.'' diyorlar. Mestane polislere bakıp, ''Ben onun misafiriyim, beni o davet etti, ne olur beni çıkarmayın, ben onun misafiriyim, ben Bosna'dan geldim.'' Ne olur beni çıkartmayın, diyor. Gelin ki görevliler Mestane'nin ağlayışına, samimiyetine inanıp tamam derler. Kapılar kapanır ve yeşil kubbenin altında sadece Mestane ile Resulullah yalnız beraber sabahlıyorlar. Ve Mestane hiçbir şey yiyip içmiyor.
İkinci gün olunca yine polislere yalvarıyor, yakarıyor. Ben onun misafiriyim, bu gece de kalayım diyor ve yine kalıyor. Ama üçüncü gün artık polislerden, emniyetten sorumlu olan yetkili kişi mestaneye bakıyor ki mestane sadece zemzem içiyor, namaz kılıyor. Ve mestaneye baktıklarında rengi benzi atmış. Bu adamı çıkartın buradan. Bir şeyler yiyip içsin, sonra yine gelsin kalsın. Yoksa bu adam ölecek diyorlar. Emir olduğu için polisler mestanenin yanına gidip mestane git bir şeyler yiyip iç, sonra yine gelirsin diyorlar. Mestane bakıyor onlara ve diyor ki ben aç değilim, ben iyiyim, beni çıkarmayın diyor. Ve polisler olmaz diyor. Mestane ne olursunuz, ben iyiyim, beni ondan ayırmayın, ben onun misafiriyim, beni o davet etti. Tamam diyorlar, yemeğini ye yine gel. Mestane hayır diyor, ben ondan ayırmayın, ben aç değilim, ben iyiyim diyor. Ve polisler emir aldıkları için mestanenin kollarından, bacaklarından tutup çekmeye çalışıyorlar. Mestane parmaklıklardan tutuyor, 3-4 kişi çekiyor, bir şey yapamıyorlar. Tam o esnada oradan selam verip geçenler "Esselamu aleyke ya Resulullah" dedikleri sırada mestane kafasını çeviriyor Allah Resulü'nün kabrinin olduğu tarafa. "Ya Resulullah, beni sen çağırmadın mı? Ya Resulullah, senin türbedarlarının benden haberi yok mu? Beni senden ayırıyorlar. Ya Resulullah, beni sen çağırmadın mı?" derken tam o anda polislerin elinde mestane ruhunu teslim ediyor. Orada bir arabadan yaşanıyor. Mestaneyi mermere yatırıyorlar. Birisi "ben doktorum" diyor. Kalp masajı yapıyor ama nafile. Muhtar yanında gözyaşları içerisinde mestane ruhunu Hakk'a teslim ediyor. Ve mestanenin yüzünde bir tebessüm. Nasıl olmasın, mestane kavuştu sevgilisine. Ya Rabbi sen bizleri de kavuşanlardan eyle. Amin. Sevgili dostlar, şunu unutmamak lazımdır ki bir insan ne kadar günahkar olursa olsun kınamamalıyız. Bilemeyiz, belki Rabbimizin hoşuna giden bir ameli vardır da Rabbimiz o amelin hürmetine belki ona hidayet nasip edecek. Mestanede olduğu gibi Rabbimizin sevgili kullarından olarak son nefesini verecek. Bize düşen bu tür insanları gördüğümüzde dua edip Allah'tan hidayet istemektir. Bir insanın kötü yolda olması sonunun da kötü olması demek değildir. Tamam, su testisi su yolunda kırılır ama genel olarak bu her zaman böyle olur diyemeyiz. Böyle insanların geçmişte misali çoktur. Bişri Hafi Hazretleri. Bu mübarek zat da zamanının çoğunu meyhanede geçirirken Rabbimizin hidayetiyle devrinde yaşayan en büyük evliyalardan olmuştur. Fudail bin İyaz Hazretleri çok büyük bir eşkıya çetesinin reisiydi. Bulunduğu bölgede namını tanımayan yoktu. Yalnız Rabbimizin hidayetiyle çok büyük evliyalık makamına erişenlerden olmuştur. Bunun gibi misalleri çok sevgili dostlar. Rabbim hepimize hayırlı sonlar versin. Amin. İkinci hikayemiz. Vaktiyle Bağdat'ın eşrafından hali vakti yerinde zengin Müslümanlardan oluşan bir kafile hacca gitmek niyetiyle yol hazırlıklarına başlamışlar. Yine o civarda oturan fakir, son derece saf, çok temiz, salih bir zatla yaşamaktaymış. Ve hacca gitmek üzere hazırlık yapan bu kafileyi haber alır almaz kendi kendine "Madem hacca giden bir kafile var, ben de onlarla birlikte gideyim" diye düşünmüş. Böylece o da hac yolculuğu için hazırlık yapmaya başlamış kendine göre. Gerekli ihtiyaçlarını temin etmiş ve vakti geldiğinde de bu hacı kafilesine katılarak yola çıkmış. Tabii kafilede bulunan kendini beğenmiş zenginlerden bazıları bu fakir adamın da kafile katılmasından pek memnun olmamışlar. Haftalarca sürecek olan bu hac yolculuğunda onu yanlarında pek istememişler. Fakat yine de kimse kalkıp ona "sen gelme" dememiş. Öyle ya, kim kimi Allah'ın evini ziyaret etmekten men edebilir ki? Ama yine de bu hazımsızlıklarına başka türlü izah etmişler. Her fırsatta onu küçümseyerek onun saflığından istifadeyle onunla eğlenmişler ve dalga geçmişler. Uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra mukaddes topraklara ulaşmışlar. Mekke-i Mükerreme'ye varıp Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmişler. Arafat'ta vakfeye durup Müzdelife inmişler. Daha sonra da şeytana taşlamışlar, kurbanlarını kesip tıraş olmuşlar. Böylece şartlarına riayet ederek görevlerini ve ziyaretlerini yapmışlar. Artık herkes hacı olmuştur. Memleketlerine dönmek için hazırlıklara başladıkları sırada akıllarına bir muziplik gelmiş. Şeytan ve nefis atına binen durur mu? Zaten başından beri işleri gırgır şamata olan, benlik hastalığından kurtulamayan bazı kimseler, kendileri ile beraber hacca gelen saf ve temiz fakat ihlaslı olan o fakir hacı arkadaşlarına bir oyun oynamaya karar vermişler.
O yanlarında değilken kendi aralarında anlaşmışlar ve şöyle edelim, böyle edelim diye plan kurmuşlar. Böylece yaptıkları plan doğrultusunda hareket etmeye başlamışlar. O temiz ve ihlaslı fakir hacı bunların yanına gelince bakmış ki hararetli hararetli bir şeyler konuşuyorlar. Merak etmiş tabii ve yanlarına sokulmuş. Zaten öbürlerinin de istediği onun merakını celbederek sohbete katılmasını sağlamaktı. İçlerinden uyanık geçinen, kendini beğenmiş biri başından beri küçümsediği bu fakir Müslümana sormuş. Komşu, bu kadar yol geldin, bari haç görevlerini hakkıyla yerine getirebildin mi? Gönlünde en ufak bir fesat taşımayan ve hiç kimse hakkında kötülük düşünmeyen saf ve katıksız temiz Müslüman hemen cevap vermiş. Elhamdülillah, Rabbime hamdü senalar olsun ki benim gibi fakir ve aciz bir kuluna hac ziyareti gibi en mühim ibadeti yapmayı nasip etti demiş. Tabi diğer adamın derdi alay edip eğlenmek olduğu için tekrar sormuş. Madem hac görevini ifa ettin, öyleyse sen de beraatını almışsındır sanırım. Tabi adam şaşırmış. Bu nasıl bir beraat diye merakla ve üzüntüyle sormuş. Alaycı adam, ne beraatı olacak? Buraya gelip haç görevini hakkıyla yapanlara haçın kabul olduğuna ve cehennemden azat olduğuna dair bir belge veriyorlar. İşte bunu soruyorum. Bizler bu belgeyi aldık da aramızda bunu konuşuyorduk. Ne o yoksa, sen almadın mı? Tabi o da biraz saf olduğu ve böyle şeylere hemen inandığı için son derece üzülmüş ve mahzun olmuş. Ve ben zaten eksik bir adam olduğumu biliyordum. Elbette böyle bir belgeyi almaya layık değilim. Rabbimin zatına yakışır bir haç yapmak benim gibilerin haddine mi? Ama madem hacca geldim ve böyle bir belgede veriyorlar, Allah yemin ederim ki bu belgeyi almadan memleketime dönmeyeceğim diyerek hıçkırıklarla ağlamaya başlamış. Arkadaşlarının son derece müteessir olduğunu gören diğerleri şakanın dozunu biraz fazla kaçırdıklarını anlamışlar ve oynadıkları oyunu artık son vermeleri gerektiğini düşünerek demişler ki hakkını helal et. Biz bir oyun yapalım dedik fakat seni bu kadar üzeceğimizi tahmin etmemiştik. Gönlünü ferah tut, böyle bir belge verildiği falan yok demişler. Fakat bu sefer onu doğruya inandıramamışlar. Hayır demiş, esas şimdi oyun yapıyorsunuz. Ben üzülmeyeyim diye böyle bir belge falan yok diyorsunuz. Az önce aldık demiyor muydunuz? Hadi bakalım şimdi, gel çık işin içerinden çıkabilirsen. Böyle bir olayın olmadığına onu nasıl inandıracaklarını şaşırmışlar. Öyle bir belge yok. İstersen gel çantalarımıza tek tek bak. Böyle bir belge kim almış ki biz alalım demişler. Ama nafile. Bu mübarek beldede Allah'a yemin ettim. O belgeyi almadan dönmem. Ya burada ölürüm ya da o belgeyi alırım diyerek Beytullah'a geri dönmüş. Diğer uyanıklar, eyvah biz ne yaptık? Dertsiz başımızı derde soktuk. Zira bu adam gelmeden kafile gitmez. Berat almadan da bu adam dönmez. Berat ise kesinlikle gelmez. Dolayısıyla burada kaldık diye ne yapacaklarını şaşırmışlar. O ise onlardan ayrılınca doğru Kabe'ye gidip mülteseme yapışmış, yalvarmış, yakarmış, ağlamış, sızlamış. Orada saatlerce dua etmiş, yorulup takati kesilmesine rağmen oradan ayrılmamış. Dizleri üzerine çöküp başı önünde içi yanağı kavrula sessiz sessiz ağlayarak yalvarmaya devam etmiş. Bir ara kendisine hafif bir geçkinlik hali geldiği esnada kucağına bir kağıt parçası düştüğünü hissetmiş. Birden irkilip bakmış ki gerçekten de üzerinde bazı yazılar olan bir kağıt parçası. Ama öylesine parlıyor ki göz kamaştırıyor. Onu alıp sevinçle yerinden fırlayarak arkadaşlarının yanına koşmuş. Hele bir bakın bakalım, benimki de sizinkilerden mi acaba? Sizinkilere benziyor mu diye sevinçle haykırmış. Arkadaşları bu işe çok şaşırmışlar. Merakla o kağıdı alıp bakmışlar ki ne görsünler. Aman ya Rabbi. Ne kağıt dünya kağıtlarına benziyor, ne de yazı dünya kalemiyle yazılmış yazıya benziyor. Hepsi hayrete düşmüşler. O kağıdı alıp bu neyin nesidir diye büyük bir alime göstermişler. İlim ehli olan zat hürmetle o kağıdı alıp bakmış ve onu öperek yüzüne gözüne sürmüş. Onlara demiş ki, bu yazı Mevla Teala tarafından kudret kalemiyle yazılmış olup cehennemden kurtuluş beraatıdır. Bunun sahibini getirin de o mübarek ayağının altını öpeyim demiş. Bunun üzerine uyanık geçinenler tutuşmuşlar. Fakir diye, küçük ve hakir gördükleri, saf diyerek dalga geçtikleri adam samimiyeti ve ihlası sebebiyle ilahi belgeyi alanlardan olmuş. Hani şöyle bir söz vardır ya, harabat elini hor görme şakir, defineye malik nice viraneler var.
Yani kılık kıyafetine, haline, vaktine bakarsanız da adam bile demezsiniz. Fakat bilemezsiniz ki içinde ne cevherler, ne hazineler vardır. İşte böyle dostlar. Şunu unutmayalım ki samimiyet olunca açılmayacak kapı yoktur. Evet sevgili dostlar, bu gibi güzel bilgilerin paylaşılmasını, yayılmasını istiyorsak kanalıma abone olup beğeni de atarsanız bu işte bize destek olmuş olursunuz. Rabbim hepinizden razı olsun. Bir başka güzel videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.